Deprem bölgesinde gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse farklı siyasi partilerin çalışmaları da var. Olup biteni yakından takip ediyorlar. Orada yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. Tabii bir nebze de olsa İzmir halkına destek verebilmek bu süreçte önemli. Hüdapar'ın da bölgede çalışmaları, deprem bölgesinde çalışmaları devam ediyor. Hüdapar Genel Merkezi'nden bir heyet ölüm ve yıkıma neden olan depremin meydana geldiği İzmir'e gitti. Daha önceden bölgedeki il başkanlarının deprem yerinde incelemeleri vardı. Bu kez genel merkezden bir heyet İzmir'e gitmiş oldu. Heyet yıkımın gerçekleştiği bölgelerle yaralı vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. İnsanların sıkıntılarını dinledi. Hüdapar deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. Hüdapar Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Şahin ve Mehmet Eşin, İzmir İl Başkanı Mehmet Ali Arslan ve partililerden oluşan heyet depremde yıkımların yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hüdapar Genel Başkan Yardımcılarımız geçmiş olsun. Hüdapar heyeti ilk olarak depremde evleri yıkılan, hasar gören ve artçı sarsıntılardan dolayı AFAD'la Kızılay tarafından depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinledi. Kesinlikle yani bu konuda çok değerli bir çalışmadır. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Allah muhafaza etsin inşallah. Depremin yaşandığı Bayraklı ilçesindeki mahalleleri de ziyaret eden heyet, vatandaşların son durumuyla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Edirbek kolay gelsin. Genel Başkan Yardımcılarımız Hüdapar'dan yetkililerden bilgi alacağız. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Kolaylık dilerim inşallah. Buradan da Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'ni ziyaret eden heyet, daha sonra enkaz altından kurtarılan ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hüdapar değil mi? Hüdapar olarak bir selam verelim. Dedi ki açıkçası Allah razı olsun. Ayağınıza böyle yani ne kadar derman olmasa. Sizi çok seviyorum abi. Kentteki temasları ve ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, İzmir halkının acısını paylaştıklarını ifade etti. Öncelikli olarak tabii biz vefat etmiş olan kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Yaralı olan kardeşlerimiz var. Onlara, ailelerine acil şifalar diliyoruz. Büyük bir umutla, ümitle bekleyen aileler var. Gerçekten çocukları, eşleri, anneleri, babaları halen enkaz altında olanlar var. Bunların acıları çok çok daha büyük tabii ki. Biz bugün Hüdapar heyeti olarak sahada özellikle yerinde incelemelerde bulunduk. Tabii deprem olur olmaz aslında İzmir İl Teşkilatımız tüm kademeleriyle birlikte sahadaydı. Kendi aslında yaralarını, acılarını unutarak sahada çalışmalara başladı. Bizim bugün Hüdapar heyeti olarak buraya gelmemizin en temel sebeplerinden biri acıları paylaşmak, yaraları sarmak, onların yaralarına kısmen de olsa imkanlarımız ölçüsünde derman olabilmek. Şahin bu zor günlerde Hüdapar olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Ülke olarak, yönetim olarak yapılması gereken çok şey var. Bunu biliyoruz yani biz yakın dönemde Elazığ depremini yaşadık. Dolayısıyla inşallah diyoruz temennimiz odur ki bir an önce öncelikli olarak tabii acil olan yaraların sarılması, akabinde de diğer tüm tedbirlerin alınması noktasında Hüdapar olarak hem üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız.